Arkadaşlar merhabalar. Tampa Bay tablo çalışmaları bitti. Kaydını yine birlikte yapalım. Görebildiğim sapkanları aktarmaya çalışacağım. Zor bir program olarak gördüğüm açık yarışlar var. Favorilere karşı kalitede kalan atlar çıkıyorlar. Kararları size bırakacağım. Görebildiğim bunlar oldu. Birinci koşu Maiden Dişi, Yiğidin Oğlu Safkan kazanabilir durumda yarış görme avantajıyla. 3. Kalite handikap puanıyla bu ata rakip olur. 2 Safkan eksik koşarsa sürprize açık. Görebildiğim bu. Handikap atlardan favori çıkarsa değerlendirin arkadaşlar. Çıkacak atlar olacaktır mutlaka gene. Aldığımda yoktu. Artık çıkan atların yerine değişimini sizler yapacaksınız. İkinci koşu şartlı 5 dişi altılı başlangıcı. 10 nolu safkan risk edilebilir, kazanabilir durumda. Kalite handikap puanı kazanç bölgesi atı. Eksik koşarsa 1-3 bu atın rakipleri görünmekte. Sürpriz artık 8 kalite puanları yüksek veren 2, 9, 7 kısmen de bu atlardan birincilik gelir arkadaşlar. 10 koşarsa kazanır, tek olur görüşündeyim. Üçüncü koşu açık yarış. Grup 3 zannedersem, grup 3 olması lazım. Burada 4 nolu safkan kalite handikap puanı ile grubun üzerinde çıktı. AGF'de geri planda. Normalde açık yarışlar favori plase bitmesi beklenir. 4 bende biraz iyi çıkan at. 2 gene kalite puanı kazanç bölgesi atı. Bu ata rakip olur. AGF'ler var 3, 5. 3'ün kalite puanı, 5'in kalite puanı. Hani bu önerdiğim atlardan geri planda. Grubunda en kaliteli attı bir durumunda. Yani bende karışık çıktı bu koşu. Dikkat edin derim. Karar size bırakıyorum tabii. Dördüncü koşu tekrar Maiden geldi. Tek yarış ile aldığı handikap puanıyla 4 nolu safkan yarışı kazanabilir. Normali budur. Ancak AGF'lerde yüksek çıkması lazım. Çıkmıyor AGF. Yine aldım gerçi, biraz da ondan da olabilir. Bu atın kazanması gerekir bu yarış. Eksik koşar yarıştan çıkarsa 3 devreye girer. Bunun kazanması gerekir. Kazancı olan, handikap puanı yerinde olan bir safkan. 8 AGF, 63 kalite puanı, loose size, hani bilemiyorum artık. Rakip 6-1 önereceğim safkandır. 5. koşu tekrar açık yarışa geldik. Burada da 3 nolu safkan kalite handikap puanıyla yarış görme avantajıyla bende favori olur. İyi koşmasını beklerim. 13 tek handikap çıkışı, 86 kaliteli bir at, kazanabilir tekrar ama tek yarıştan dolayı dezavantajlıdır. O yüzden plasede kalır. Grubun en kaliteli safkan durumunda 13. 9 büyük bir ihtimal yarıştan çıkacak. 7 Godolphin ekörlerinden 60 kalite puanı kazanç bölgesi atları. Grupta gene kalite puanı yüksek veren safkanlar var. Yakın zaten grup birbirine. 5-2 önereceğim safkanlar. Biraz zor geliyor böyle yarışlar bana ama. 6-11 1 favori Rus Sazli. Ben de geri planda. Diğer atlar, önerebileceğim diğer atlar. 6. koşu şartlı mücadele. 8 nolu safkan. Aksilik olmazsa yarışı kazanması gerekir. Öneririm tek olarak kuponlarınıza. 8. Eksik koşar ise şayet son yarışlarını kazanan 6 kalite puanı kazanç bölgesi atı rakip olur. 10 grubun en kaliteli safkanı sürpriz yapar gelir. Kazancı yüksek ara vermiş 4, 3, 2, 7. Artık bu grup 8, 6 eksik koşar ise bunların da şanslı olabildiğini söyleyebilirim. Buradaki durum 8'in ne yapacağı, koşup koşmayacağı önemli. Koşarsa kazanır. Umarım kayba koşturmazlar. 7. koşu açık dişi, açık yarış. Favori plase ama dişi yarışlarda sürpriz olasılığı her zaman vardır söylerim. 1 ve 4. 4 buranın grup olarak gruptaki en kaliteli atı. 1 kalite handikap puanıyla bundan sonra gelen atı. Bu iki safkan ön planda çıkıyorlar bende. 8-11 bu iki safkan kötü koşar ise rakip olarak önerebileceğim safkanlar durumundalar. Ve diğer atlar dişi yarışıdır. Herhangi bir atın gelmesi şaşırtmaz beni. Bu grup bana böyle geldi arkadaşlar. Zor yarışlar kombinesi, yani tekler gelmezse önerdiğim
Plase tekrar bir de forvet olmayanlar da var. Sıkıntılı geçer. Gelirse tabii biz mutlu oluruz. Evet, ben de bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz tablonun. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.